çift şikayet sistemi Eylül ayı, Ekim ayı gibi başlar. Bir diğer peşinden gelecek olan yılın Haziran 30'una kadar devam ederdi. Bu sene Tarım Bakanlığı bir sistem değişikliğine gitti. Eylül ayında başlayıp Aralık 30'da bitecek şekilde işlem yaptırtırıyor. E-Devlet üzerinden de başvuru yapılıyor. Ancak çiftçilerimizin mutlak surette Ziraat Odası'ndaki kayıtlarını güncellemesi gerekiyor. Buna karşılık da biz Ünye Ziraat Odası olarak da bugüne kadar tahmin ediyorum 5000 çiftçimizi geçtik. Devam ediyor. İşlemlerini hızla yetiştirmeye çalışıyoruz. Burada hedef koyduğumuz Aralık 30'dan sonra bir çiftçimizin dahi kenarda kalmaması. Bununla alakalı çok ciddi şekilde çalışıyoruz. Bütün personelimiz bazen mesaiye kalarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Üreticilerimizin sizin vasıtanızla dikkatli olmaları lazım. Bir an önce işlemlerini Aralık 30'a kadar yapmaları lazım. Türkiye'de gündemin ne zaman ne şekilde olabileceğini kestirmek çok zor. Geçen yıl bugünlerde 2 liraya aldığımız ekmek şu anda 10 TL. 2500-3000 liraya aldığımız makineler 8000-8500 TL. Satış reyonumuzda sattığımız bir makineyi sattığımız fiyata, etiket fiyatına geriye alamıyoruz. Fındık da böyle bir şey. Yani hem sanayi ürünü hem tarım ürünü çıkabileceğini umut ediyoruz. Çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü fındığın karşısında fındığa bakım olarak yaptığımız tüm tarımsal girdileri maliyet olarak bize %200-300 olarak artış sağladı. Dolayısıyla fındık taban fiyatının 52 liralarda kalması, serbest piyasada da bir türlü 43 yukarı çıkmaması bizi üzüyor. Bu girdileri fındık bahçesine harcayan bir üretici kendi ürününün artmadığında nasıl o malı bahçede daldan koruyacak? İşte bunlar hep böyle. Fındık serbest piyasa koşullarına bırakılmamalı. Devlet şefkatli elini fındığın ve fındıkçının sürekli omzunda tutmalı diye sürekli altını çizerek söylüyorum bunu. Çünkü bu dünyada Türkiye'ye döviz girdisi sağladığımız en önemli hem tarım hem de sanayi ürünü. Tek başına yeri geldiğinde 2 milyar dolar, yeri geldiğinde 3 milyar dolara yakın bir döviz girdisi sağlayan bir üründen bahsediyoruz. Fındığın durumu şu anda böyle. Bahçede ya da harmanda fındık durumuna gelince, ben dün bir komşum Kumru'ya fındık toplamaya gitti bugün. Dedim ki, Erol Usta, şimdi bahçede dalda fındık olur mu? Çakıldak fındıkta bu sene bir zorluk hava şartlarıyla alakalı, işçilikle alakalı bir sıkıntı yaşandı. Bütün bunların altında şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik sarmal yatıyor. Dolayısıyla böyle bir zor pozisyondan geçiyoruz. Kumru, Korgan bölgelerinde şu anda fındık bahçelerden bitmek üzere, toplanması bunu bitmek üzere. Sanayi bölgesinde vatandaşın bir tanesi harmanda fındık kurutuyordu, onu gördüm. Bizim bu bölgede bahçede fındık yok ama üst bölgelerimizde, Korgan, Kumru gibi Aybastır bölgelerde şu anda fındıklar toplanıyor.